Evet arkadaşlar, şimdi size LH testini anlatayım. Bu LH testi niye istenir? Yüksekliği ve düşüklüğü ne demektir? Bunu da soruyorsunuz. Özet bir şekilde anlatayım. LH arkadaşlar, luteinizan hormon kelimelerinden ismini alır. Bu beynimizde bir bez var. Hipofiz bezi, buradan salınan bir hormon. Tıpkı FSH, TSH gibi hormonlar bu hipofizden salınır. Bu LH hormonunun vücuttaki görevi erkekte ve kadınlarda farklı. Erkekte ne yapar bu? Testislerden testosteron salınımını uyarır. Kadınlarda da yumurtlama sırasında, daha doğrusu adet sırasında yumurtlamanın oluşmasını sağlar. Peki bu LH testi niye istenir? LH testi arkadaşlar genellikle adet bozukluğu, işte kısırlık, gebe kalamama veya çocuklarda puberte, yani ergenliğe erken ya da geç girme durumlarında istenen bir test. LH testinizi yaptınız, yüksek çıktı. Bu ne demektir? Bunun başlıca arkadaşlar 3 tane anlamı olabilir. Birincisi, menopoza girmişsinizdir eğer bayansanız. Ya da işte yaşınız 45 ve üzeri ise zaten bu hormon yüksek çıkar. İkincisi, sizde bir yumurtalık, yani over, yetmezliği vardır. Bunun da nedeni çoktur arkadaşlar. İşte genetik durumlar, Turner sendromu gibi, kemoterapi alma, radyoterapi alma, bunun sonucundaki yumurtalık hasarları, onun dışında yumurtalıktaki bir takım hastalıklar buna yol açabilir. Yani yumurtalığınız yetersizdir. Bunun sonucunda LH seviyeniz yükselir. Bir üçüncü neden de nedir arkadaşlar? Eğer erkekseniz bu durumda da testis yetmezdi. Yani testisteki her türlü hastalık. Bunun kanseri olur, tümörü olur. Bu testiste kemoterapi alma, radyoterapi, ışın alma gibi durumlarda ya da işte bir genetik durum, Klinefelter sendromunda LH seviyeniz yükselir. LH seviyenizin düştüğü durumlar nadirdir. Genellikle bu hipofiz bezinden salınır demiştim. O zaman hipofiz bezinde bir yetmezlik olduğunda LH seviyeniz düşer ama genellikle LH yüksekliği görülür. Özellikle gebe kalamayan ya da işte adet düzensizliği çekenlerde bu LH yüksekliği sık görülür arkadaşlar. Evet, LH testini size kısaca özetledim. Bununla ilgili sorunuz varsa yine videonun altından bana sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.